şeyde Kanada'da bir bölümün kopup Amerika'da muazzamda tutmamaya sebebiyet verme ihtimali var. Tabii tabii. Yani dediğim pay mağdası düştü dedik. Evet, aynı zamanda o eğer düşerse New York'taki tsunami 25 metre. Evet. Şeydeki Fas'taki 100 metreye var. Hawaii'deki düşerse San Francisco'da 26 metreye çıkıyorsun. Aynı zamanda mesela Türkiye açısından Marmara dışında bir de örneğin Nil Havzası var değil mi? Nil Deltası var. Evet, evet. Örneğin Nil Deltası'nda bir su altı gelen olsa... 8000 yıl önce Etna. Etna. Etna'dan kopuyor, evet. Suyun altına giriyor. Bütün Doğu Akdeniz'in çevresini mahvediyor. İlginç bir şey. Marmara'da 5.8'lik depremin olduğu anda başlayan su altı heyelanı bizim oraya yerleştirdiğimiz alet 3 tonluk bir beton kaidenin üstünde duruyor. Üzerinde bir inklinometre var. İnklinometre dişeğin ne kadar eğildiğini ölçüyor. Depremden hemen sonra değil fakat bu heyelan başladıktan bir süre sonra bizim alet yaklaşık 65 derece eğilmiş. Büyük olasılıkla heyelan kaynaklı bir yüzey sıvılaşması nedeniyle. Daha sonra eski pozisyona dönmese de aşağı yukarı bir 12-13 dereceye oturmuş. Yani. Oturmuş. Fakat üzerinde bu eğilme bizim için bir problem çünkü üzerinde Doppler prensibiyle çalışan bir akım su hızı ölçer var. Fakat eğildiği için Doppler aleti bu sefer etraftaki kayalara çökellere bakıyor su yerine. Dolayısıyla ölçümü yani su hızı ölçümlerine çok güvenemiyor. Kaç metrede bu? Bu ne kadar işte 600 metre falan. Düzeltmez öbürü yani. Hayır. Daha sonra bütün yani bu aleti biz gidip aldık. Çünkü o beton kaideye bir çengelle bağlı. Akustik bir sinyal gönderiyoruz. O beton kaide aşağıda kalıyor. Ve daha sonra yukarı çıkıyor. Ve biz aletini alıp içindeki bütün bilgileri bu sayede o işe ulaştık. Dolayısıyla su altı heyelanları da var. Dolayısıyla hem su altı heyelanları, dağlarda gerçekleşen heyelanlar ve çığlar bunların hepsi de yer çekimleriyle oluşan şeyler. Genellikle mühendislik literatüründe daha fizik bilimleri içeren literatürde bunlara hep gravite akımları denir. Yer çekimlediğinde gerçekleşen bunlar ve işte hocalarımızın söylediği gibi bunlar fenomen olarak büyük bir çeşitlilik ve zenginlik içeriyorlar. İşte heyelanlar farklı türlerde materyaller kayıyor. Çığ son derece kompleks bir şey. Örneğin çığ hakkında yakınlarda okuduğum bir makalede söz edilen bir şey mesela. Çığ malzeme eğer geceliğin çok soğuk olursa hali hazırda yağmış olan karın içinde bir rekristalizasyon oluşabiliyor. Ve eğer bu sıcaklık aralığına bağlı olarak söz konusu kristaller inevari şekilde büyüyebiliyorlar. Eğer böyle büyürlerse kar olmayan yer, sonuçta kar bir kayanın veya toprağın üzerine yağıyor değil mi? O toprağın sıcaklığını aşağı yukarı 0 derecedeseniz ama üst tarafta karın yeni yağdığı yerdeki sıcaklığı -7, -8 derecedeseniz arada çok ciddi bir sıcaklık şeyi var. Fark var, sıcaklık gradyanı var. Bu sıcaklık gradyanı nedeniyle kar içinde çok derin noktalara örneğin zayıf tabaka oluşuyor. Zayıf tabaka yani rekristalizasyon oluşuyor. 4 6'yı andıran çok spesifik kristalizasyon oluşuyor. Ve bu birdenbire büyük kar kütlelerini çok kararsız hale getirebiliyor. Yani dolayısıyla çığ fizik açısından zaten çok kompleks bir olay ama örneğin kar kristallerinin oluşumu, sıcaklıkla ve etraftaki nemle olan ilişkisi açısından çok kompleks bir konu. Bütün yer bilimsel konular böyle ve bunlar sadece bilimsel ilgiyi, kürioziteyi oluşturan konular değil. Deminden beri arkadaşlarımızın söylediği gibi bütün hayatımızda iç içe olan şeyler. Bundan dolayı örneğin ben tsunamilerle ilgili, işte tsunami dalgalarıyla ilgili senelerdir Profesör Doktor Nazmi Postacıoğlu'yla teorik çalışıyoruz. Fakat bir de öbür taraftan baktığımız zaman ilgilendiğimiz konu insan hayatını çok direkt ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla Tolga ve özellikle Cengiz'le uzun zamandır kafamızda bizim enstitü bünyesinde bir program açmak ve bu program multidisipliner bir program. Tamamen doğal afetlere yönelik. Türkiye doğal afetler yönünden şanslı bir ülke değil. Endonezya kadar şanssız değil. Bildiğim kadarıyla Endonezya insan yani can kaybı pardon ve ekonomik kayıp ülke nüfusuna ve ülkenin genel ekonomik gücüne oranlandığı takdirde dünyanın en şanssız ülkesi. Çünkü 127 tane aktif volkanı var yani. Tabii volkan yani. Neyse. Tsunami şey. Dolayısıyla. Doldurduk, kapatalım. Tamam. Böyle bir program daha çok. Böyle bir program dahilinde. Bir daha yaparız. Biz özellikle son bir kez pardon risk ve olasılık
tsunami ihtimali yüksek mi diye soruyor. İhtimal yüksek değil belki ama risk yüksek. Çünkü risk ihtimal demek değil. Risk ihtimal çarpı o ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuç. Dolayısıyla ihtimal çok küçük bile olsa, çok küçük bir sayıyı da çok büyük bir sayıyla çarparsanız sonuç çok büyük bir sayı çıkabilir. Dolayısıyla örneğin Hint Okyanusu tsunamisini ele aldığınız zaman orada tsunami belki 4 yani yıl önce olacak. Şey bırakalım. Vaktimiz çok geçti çünkü 20 dakika açtık. Kalabalık olduk bu akşam biraz. Buna bakmayacaksınız. Bir daha yaparız. Yapalım yapalım. Bu önemli bir konu. Önemli bir konu. Bu hakikaten çok önemli. İzleyiciler çok beğenmişler. Bir sıra arkadaşım diyor ki kardeşim diyor siz ne diyorsunuz diyor. Amik Ovası'nda diyor göl doldurulup yerine diyor hava alanı yapıldı. Taktikten alanının önde gidenidir. Bizdeki o binayı kızıyorsunuz siz diyor. Amik Ovası hava alanı yapana kızı demiş. Bir Galatasaray'a sevardır. Ağza sağlık. Hocam size çok tebrikler geliyor. Onu söyleyeyim tekrar tekrar. Değerli Bey size de teşekkür ediyoruz her zaman gibi. Ama efendim bu bizim bak. Ben değil bizim Avrasya Enstitüsü'nün faaliyetidir. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Enstitüsü artı jeoloji bölümünü küçümse. Hayır jeoloji küçümsemiyorum ama bak. Türkiye'de bu iş burada işe yarayan. İyi yapan her yerde var. Hayır hayır bak kardeşim. Bu işi kaliteli olarak yapan arkadaşlarla biz temas haline geliyoruz. Bir merkez oluşturuyoruz. Bu son derece önemli. Yani Türkiye'de bak yer bilimlerinde gönül isterdi ki Meta böyle bir iş yapsın. Sen yapar mısın? Ya eskiden yapardı. Ama ya artık bir politikacılar el attı ve bitirdiler Meta'yı. İşte Meta yapan her işler. Meta çok önemli şey yapardı. Meta hala bana sorarsan iyi işler yapıyor ama gölgede kalıyor. Bir kısmında değeri bilinmiyor. Türkiye'nin önemli kurumlarından biridir Meta. En önemli kurumlarından biri. Özür diliyoruz, tamam. Ne ismi var? Konu kim? Özgür? O kim? Az sonra Beyiz Ateş sizler olacak değerli izleyiciler. Özgür Bey'miş konu ama soyadını duymadım, kusura bakmayın. Ne oldu? Taburoğlu, Özgür Taburoğlu. Yazar Özgür Taburoğlu konuymuş. Birkaç dakika sonra olacaksınız onunla. Kusura bakmayın, geciktik ama konuğumuz çoktu. Konumuz önemliydi. Güzel bilgiler verdiler sağ olsunlar. Bu arada kitabımıza da bahsettik. Bütün geliri şeye İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi. Ne dedin? İstanbul Üniversitesi. Hayır Teknik Üniversitesi. Hayır İstanbul Üniversitesi. Peki tamam. Salı akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.